Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir çay tarifine geldim arkadaşlar size. Arkadaşım tavsiye etmişti, denedim. Baktım faydası oluyor. Sizler de yapmak isterseniz de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi yapımına geçelim. Çayımızı yapmak için yeşil çay lazım. Böyle sallama yeşil çay kullanıyorum ben. Dilerseniz çayın yaprak olanları da var. Onlardan yapabilirsiniz. Demlikte demleyip öyle fincana boşaltabilirsiniz. İsterseniz özel bir süzgeçleri var, arasına koyup onu da yapabilirsiniz. Şimdi şöyle sıcak suyum ilave ediyorum. Bu kadar eklemem yeterli. Üzerine daha ekleme yapacağım çünkü. Çok güzel iştah kesiyor. Yemeklerden önce tükettiğiniz zaman şöyle ağzında kapattım. Biraz böyle hem soğumasın. Yarıya kadar koyduğum için. Fincan dolu olsaydı soğumaz. Böyle yarım olduğu için soğuyabilir. Bu şekilde bekletiyorum. Bir dakika kadar bekledi. Şimdi şöyle bir poşetimizi batırıp çıkaralım. Aralarına tekrardan girsin. Tekrardan ağzını kapatıyorum. Biraz daha bekleteceğim. Siz ağzını açık yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Böyle soğumasın. Daha güzel çayımız çıksın diye bu şekilde kapatıyorum. Bazı bitkilerin uçucu yağları da var. Ağzı açık olduğu zaman uçuyor. Çayımın bu kadar demlenmesi yeterli artık. 2-3 dakika beklettim. Sizin çay paketinizin üzerinde kullanma talimatında nasıl yazıyorsa o şekilde demleyebilirsiniz. Şimdi geldik en önemli ana. Bir çay kaşığı zencefil ilave ediyorum. Bir çay kaşığı tarçın, bir çay kaşığı zerdeçal. Şimdi bunları bir güzelce bir karıştıralım. İyice bir karışsın sıcak suyla. Karıştırmazsak üzerine topakları çıkıyor, iyi olmuyor. Ben demledikçe artık püf noktalarını öğrendim. Bakın şöyle güzelce karıştırıyorum. Bu daha hala karışmıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunun üzerini kapatacağım. Demlenmeye bırakacağım bu şekilde. Ağzını kapatmadan böyle direkt üst üste malzemeleri ekleyenler de oluyor. Ben öyle yaptığım zaman hiç hoşuma gitmiyor. Malzemeleri tam birbirine karışmadı. Şimdi böyle ağzı kapalı şekilde dursun. Biraz da içerisine eklediğimiz baharatların faydalarını söyleyeyim arkadaşlar size. Zencefil vücut ısısını arttırdığı için yağ yakma özelliği var. Romatizmal rahatsızlıklarda da çok etkili. Birebir denemiş bulunmaktayım. Akciğer rahatsızlıklarında da çok faydalı. Tarçın ise açlık kan şekerinizi düzenliyor. Ani acıkmalarınıza, el ayak titremelerinize çok büyük etkisi oluyor. Aç karnı bu çayla da içtiğiniz zaman tokluk hissi veriyor tarçın. Zerdeçal ise bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Obezite rahatsızlıklarında da zencefil çayını ve yemeklere baharat olarak kullanıldığında çok büyük etkisi olduğunu söylüyor uzmanlar. Bazı baharatlara, bitkilere karşı alerjiniz varsa doktorunuza sormadan kullanmayın. Doktorunuzun öneri ve görüşlerini almanız daha önemli. Biraz demlendi artık. Fazla bekletmeyeceğim. Vaktiniz varsa 2-3 dakikada böyle sıcak suyda bekletebilirsiniz bu baharatları. Şöyle karıştırdım. Bayağı dağılmış artık. Demlenmesi de güzel oldu. Biraz daha beklesem daha güzel olurdu. Sizin vaktiniz varsa biraz daha bekletebilirsiniz. Çok güzel çıkmış artık. Şimdi de üzerine süt ekleyeceğim. Sütü soğuk da ekleyebilirsiniz. Sıcak da ekleyebilirsiniz. Ben soğuk ekledim. Önceden baharatlarını bir sıcak suda demlendirdiğim için böyle sıcak da dökseniz, soğuk da dökseniz bu şekilde fark etmiyor. Yaz günlerinde böyle serin serin de içebilirsiniz bu şekilde. Dilerseniz sıcak için. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu çayımız. Bu çayı 2-3 dakika bekletseydim bakın şu üzerine çıkmış olan topaklar kalmazdı. Az beklettiğim için çıktı. İşte böyle direkt baharatı ekleyip sütü eklediğiniz zaman bu topaklar üzerine daha çok oluyor. Demlendirmemin sebebi hem baharatların aroması çıkıyor hem de böyle üzerine topak topak olmuyor. Sizler de bu şekilde yapın, harika oluyor. Ben detaylı bir şekilde anlatıyorum. Sizlere böyle uzun bir çay yapımı gibi gelebilir. Yapımı çok pratik. Evdeki malzemelerle aşama aşama sizlere detaylı bir şekilde anlattım. Umarım sizlere de faydası oluyordur. Sabahları çayınız demlenene kadar hemen yapıp aç karnına içebilirsiniz. Çok açlık hissi duyduğunuz zaman yemeklerden yarım saat önce yapıp içerseniz çok güzel olur. Günde 2-3 fincan içebilirsiniz. Bu çayı düzenli bir şekilde yapıp içmek çok önemli. Bir gün yapıp içerseniz, bir gün içmezseniz güzel sonuç alamazsınız. Bazen benim de yaptığım oluyor. Bir şeye başladığım zaman bir gün yapıp bir gün yapmadığım zaman güzel sonuç alamıyor. Düzenli içerseniz güzel sonuçlar alabilirsiniz. Bir haftada 2 kilo, 3 kilo veren arkadaşlar da var. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, bir dahaki videodan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.